أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الله تعالى محمد وآل محمد حرمتنا أعزالارınızı kabul eylesin inşallah ibadetlerinizi kabul eylesin Ali salavat buyurun Allahumme salli ala Bismillahirrahmanirrahim يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ومنيرا الله رسول صلى الله عليه وآله وسلم o saatten ve o andan itibar peygamber olarak Allah tarafından seçildi. Recep Ağa'nın 27. gecesinde o mağaradan indi, sabahsı herkese ilan etti ki ben peygamberim, son elçi olarak Allah tarafından sizlere gönderilmişim. Kulu la ilahe illallah, la ilahe illallah kelimesini deyin, Muhammed Resulullah kelimesini deyin ve tuflihu, sonuz hayırlı olsun. Bu cümleni dedikten beri Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem fazla bir şey istemedi. Sadece buyurdu ki la ilahe illallah kelimesini dilinize getirin. La ilahe illallah deyin, Muhammed Resulullah deyin. O saatten şimdi bu saate kadar ki bizler oturmuşuk, bu alemde yaşadığımız bu topraklar üzerinde savaş var ve keşmekeş vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ki Allah tarafından daiyen ilallah bi iznihi ve siracen ve munira apaçık bir ışıktır Allah tarafından insanlara doğru. Bir hidayet vesilesidir. Son peygamber Hatemul Enbiya olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hak olarak sizlere, bizlere, kendi döneminin insanlarına ve yaşadığı insanlara peygamber olarak tanınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem arz ettiğim gibi peygamberçiliğini aşikar ettiğinden beri bütün düşmanlar, kafirler, müşrikler, sevmeyenleri çaba gösterdiler ki peygamberin sesini ve peygamberin mesajını ve hatta özünü yeryüzünden silsinler ve mahvetsinler. Sesi nasılydı? Sesi şu şekildeydi ki peygamberimiz Kur'an okuduğu zaman dediler ki halay çekin, bağırın, yüksek sesinden konuşun. Peygamberin Kur'an okuması sesi, Kur'an'ı başkaları duymasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem neyse kısa keseyim. Hak olduğuna rağmen vefatından sonra düşmanları, sevmeyenleri sessiz oturmadılar. Bunun sesini, ismini, yadını, namını batırmaya çok çaba harc ettiler. Çok uğraştılar. Neden? Çünkü hakkıydı. Tövbe suresinde okuduğum ayet yuriduna en yutfu nurallah.
peygamber Allah nuru olarak bu ayede tanınmıştır. Allahu Teala buyurur ki bu nur Allah da Allah'ın nurudur. Kim peygamber? Kim Kur'an? Kim peygamberin sözleri, söhbetleri, hadisleri, sünnet-i seniyye-i hasenesi ve sahihesi Allah nurudur. Yuridun en yutfa'u nurallah. İstiller ki bu ışığı, bu nuru silsinler, mahvetsinler, söndürsünler. Yaptılar mı? Muvaffak oldular mı? Be effahihim. Söhbetlerinden, davranışından, savaşından, mesajından, kültüründen, siyasetinden, içtimandan, ürfünden, adetinden peygamberi mahvetmeye çalıştılar. Kendi cemaati o dönemde yaşayanlar Resulullah'ın başına pislikleri tökerek, kül tökerek peygamberi görevinden vazgeçitsinler, böyle bir çaba harc ettiler. Buyurdu tebbet yeda ebi lehebin ve teb. Elleri kesilsin Ebu Leheb'in ve mre'atehu hammaletel hatab. O hanımı da eşi de ki iş birliği yapır, beraberdiler, peygambere eziyet edirler, başına kül tökürler, taş atırlar, hakaret edirler, şair değiller, sahir değiller, kezzap değiller. Cehennem yeriniz olsun, hammaletel hatab. Cehennem ateşinin odunlarını taşıyacak sizlersiniz. Muvaffak oldular mı? Yaptılar mı? Hayır, yapamadılar. Çünkü Resulullah hakkıdır. Çünkü onun sözü, mesajı hakkıdır. Onun buyurdukları, dedikleri hakkıdır. Ya eyyuher Resul, belliğ ma unzile ileyk. Ey sözümüzü dinleyenler, ey mesajı eşildenler, peygambere iman ettin, Resulullah ne buyursa alacaksan, alacaksan, helallarını alacaksan, farzlarını alacaksan, haramlarını da bırakacaksan. Böyle mi? Evet, böyledir. Neden? Çünkü peygamber hakkıdır. Resulullah hakkıdır. Resulullah'ı inkar eden, Resulullah'ı inkar eden, Resulullah'a arz edeyim ki resmini çizip Batı ülkelerinde, dergilerinde özgürlük adına Resulullah'a hakaret edirler, ihanet edirler. Hazreti İsa'ya da ihanet edirler. Hazreti Musa'ya da ihanet edirler. Neden? Çünkü bu son peygamberi Hazreti Musa da beşaretin verip ve müjdesini verip, Hazreti İsa da beşaretin ve müjdesini veripti. Min ba'dihi ismuhu Ahmet. Benden sonra bir peygamber gelecek, ismi Ahmet'ti sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Allahumma salli ala Muhammed. Resulullah'a ihanet, Resulullah'a saygısız, Hazreti İsa'ya saygısızlıktı, Hazreti Musa'ya saygısızlıktı, İbrahim'e, Nuh'a, İsmail'e, Şuayb'e, Yunus'a, Yusuf'a saygı. Neden? Çünkü aynı görevdedir. Aynı görevdedir. Sen bu düşüncenden ki batılılarından, o kendilerini insan gösterenlerinden zannedirler ki insandılar, temettünleri var, medeniyet sahibidiler. Ve halin ki yalandı, hepsi boştu. Böyle bir şey yoktu. Eğer bunlarından dost olmaya çalışsan, Allah-u Teala buyuruyor, baba bunlardan dost olma, bunlardan sana hayır yoktur. Bunları bırak, bundan sana hayır yoktur. Bunlar İslam dinini yıkmak için hazırdılar, her şeyi kullanalar. Yuridune nurallah. Allah'ın nurudur peygamber. Allah'ın nurudur Kur'an. Allah'ın nurudur Resulullah'ın sözleri, hadisleri. Allahu Teala en yutimme nureh. Bu ışığı, bu nuru tamamlayacaktır. Ve lev kerehel kafirun. İsteyesiniz, sevesiniz, sevmeyesiniz, Allah nuru, Allah dini bütün bu dünyanı kapsayacaktır. Senin sevip sevmemeyinden değil. Çünkü Allahu Teala yuridune irade edipti ki böyle olsun. Hak sürekli başta olsun. Ve daiyen ilallahı bi iznihi ve siracen ve muniren.
bu peygamber ki Allah'a doğru insanları çağırır, siracen ve munira, bir ışıktır. Bir ışıktır, bir çıraktır. Aşura gecesi Resulullah'ınla ne alakası var bu söhbetler? İrtibatı nedir bu söhbetler? İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam neden kıyam etti? Neden şehit edildi? Çünkü İmam Hüseyin de ceddisi gibi, peygamber gibi buyurdu ki ben kıyam edirem, ceddimin sünnetini ihya edim, canlandırım. Ceddim gibi davranım, onun sözlerini cemaate iletim, insanlara iletim. Ve daiyen ilallahi bi iznih oldu İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam. Halka, insanlara Allah'ın mesajını iletmeye ayağa kalktı, kıyam etti. Buyurdu ki ben eşeren ve la beteren, boşuna hareket etmedim Medine'den Mekke'ye, Mekke'ye, Kufe'den Irak bölgesine. Ben hareket ettim, ceddimin sünnetini, ceddimin sözlerini ihya edin. İmam Hüseyin kendi keyfine arz edim, dünya için kıyam etmedi. Hakk için kıyam etti. Deyir, görürüm ki peygamberin sünneti ezilir, ayakların altındadır. Resulullah'ın sözleri ayak altındadır. Bu Kur'an'ı ki şimdi geri kalan ülkelerde İsveç ola, Danimarka ola yakıllar, hakaret edirlər, saygısızlık edirlər. Bu Kur'an onların evlerini yıksın inşallah. Bu Kur'an'a emel etmirlər. Peygamber yani Kur'an, Kur'an yani peygamber. Onun sözü Kur'an'ından mutabıktır. Kur'an'daşı olan sözler peygamberin mesajıdır. Bizlere üçüncü dünya olarak bu gözünden bakırlar, saygısızlık edirlər ve halin ki kendileri geride kalıbdılar. Siz şimdiye kadar gördünüz mü bir Müslüman Hristiyanların saygılarına ve değerlerine hakaret ede, İncil'i yaka, Turat'ı yaka, kiliseye saldıra, Hristiyanları azarlıya, tahkir ede, Hazreti İsa'nın çizgisinin resmini size, yok böyle bir şey yoktu. Sizler geride kalmışsınız. Sizler geçmişinizi okuyun. Sizlerin tarihinizde doludu savaşlarından, cinayetlerinden. Sizler ne anlıyorsunuz kültür nedir, medeniyet nedir? Sizler ne anlıyorsunuz insan hakkı nedir? Sizler ne anlıyorsunuz hayvan hakkı nedir? Bunları bizler anlıyoruz. Bu Kur'an bize öğretipti ve söyleyipti. Bu peygamber ki Allah'ın nurudur. Bu bizlere söyleyipti. İmam Hüseyin söyleyipti. Sizlerden insan çıkmaz ve çıkmayacak da. Ya bizim yasamızda böyle bir şey yoktu. Yakmak caizdi. E madem yakmak caizdi, sizin bütün değerlerinizle Müslümanlar yıksınlar, yaksınlar. Bizde de caiz ama böyle bir şey yok. Bu Kur'an-ı ki buyurur, peygamber Allah nurudur. Peygamber siracen ve muniradı. Bu Kur'an'ı yakıllar. Niye yakıllar? Allah-u Teala buyuruyor ki yuriduna en yutfe'u nurallah. İstila Allah'ın ışığını, nurunu mahvederler. Peygamberi mahvederler. Yapamayacaktılar ve yapamayacaktılar bunlar. Bütün ülkeler gelsin, bütün dünya gelsin, yapamazlar. Çünkü bu hakkıdır, Allah'tan gelipti. Allah'tan gelen kalıcıdır. Allah'tan gelen peygamberler kalıcıdır. Allah'tan gelen sözler kalıcıdır. Ve zehuga ve batil gitmelidir. İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam Kur'an eline aldı. Dedi Kur'an'dan haber yoktur İslam toplumunda. Sünnetten haber yoktur. Hayırlı işlerden haber yoktur. Hep cinayettir, hem haramdır, şaraptır, işkidir, zinadır. Peygamberin sünneti budur mu? Peygamberin sünneti, affedersiniz, halife olarak başta oturup hayvanlarından, maymunlarından, köpeklerinden oynayıp geceler onlarından yatmaktı mı? Bu değil. Resulullah'ın sünnetin ayakta tutmak için, Resulullah'ın emrini ihya etmek için ben kıyam edirem. Ve eşhedü enneke kad egemtes salat ve ateytes zekat. Ey İmam Hüseyin'in matemine gelenler,
Ey Ehl-i Beyt'i sevenler, ey sevginizi gösterirsiniz 10 gün veya 2 ay İmam Hüseyin'e matem tutursunuz, yas tutursunuz. Ket egem tesselat. Nasıl şu Kur'an'la büyürdü. Allahu Teala büyürdü. Kur'an'da namaz kılın İmam Hüseyin'de büyürü ziyaretinde şi. Şehadet veririm ya Hüseyin. Sen namaz için şehit oldun. Hangi namaz? O namaz için bu kitapta var, bu Kur'an'ı da vardı. Ve ateyte zekat. Zekatı bu da ödedin. İmam Hüseyin'e zekat farzıydı mı? Buğdası var idi mi? Arpası var idi. Hayır. Canın bağışladı. Canın bağışladı. Evlatların bağışladı. Ali'yi Esgar'ı bağışladı. Ali'yi Ekber'i bağışladı. Neden? Allah nuru ayakta kalsın. Bu kitap sağlam bize gelsin. Bu destur sağlam bize gelsin. Tamamen %100 bizim elimizde olsun. İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam Allah nurudu. O zaman ne diyorsan Allah nurudu. Allah nuru peygamberdi ya. Abartmayın. Abartmıyoruz. Kur'an diye İmam Hüseyin Allah nurudu. Kur'an okumuşsunuz. Bakın. İt'am ayesine bakın İnsan suresinde. Mubahile ayesine bakın Ali İmran suresinde. Tethir ayesine bakın Ehzab suresinde. Meveddet ayesine bakın. Hepsi Kur'an'da. Yani İmam Hüseyin. Yani Hasan. Yani Zehra. Yani Ali. Allah nurudu bunlar. Bunlarından savaşa giden, bunları sevmeyen bu dünyada zelildi. Bunu biz demiriz. İmam Şafii'nin bir tane şiiri vardı Ehl-i Beyt hakkında. Çok özet olarak diyor ki, kıyamette gönlüm rahattı. Kıyamette gönlüm rahattı. Neden İmam Şafii, Allah sana rahmet eylesin, diyor çünkü benim gönlümde, kalbimde Hüseyin'in muhabbeti vardı. Zehra'nın muhabbeti vardı. Cehennem bana haramdı. Ben cehenneme gitmeyeceğim. Çünkü benim kalbimde, gönlümde Hüseyin var. Zehra var, Fatime var, Ali var, Hüseyin var. Onların muhabbetinden dolayı o ateş bana haramdı. Doğru değil. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem diyordu. Hüseyin'i seven cennetliktir. Hüseyin'i seven. Hüseyin'i seven cennetliktir. Neden? Çünkü Allah nurunu sevirsen. Çünkü Allah'ı sevirsen. Onun yolu Allah'ın yoludur. Onun yolu peygamberin yoludur. Allah nişanesidir. Allah nişanesidir. Kur'an, Resulullah ve peygamberimizin son vasiyeti olan Ehl-i Beyt Kur'an'ından eşittir. Kur'an'a saygısızlık eden Ehl-i Beyt'e, peygambere saygısızlık edir. Ehl-i Beyt'e, peygambere saygısızlık eden Kur'an'a saygısızlık edir. Bunu bilmemiz lazım. Bu bütün İslam dünyasında icma var buna. Fark etmez Hanefisi ola, Şafiisi ola, Malikisi ola, Hembelisi ola, Zidisi ola, Hususi ola, kim olursa olsun. Bunlar İslam dünyanın ortak değerleridir. Ortak değerleridir. Eğer Kur'an'ı yakırlar, eğer Kur'an'a ihanet edirler, sanki peygamberi yakırlar ve peygambere ihanet eder. Ama bunu bilmemiz lazım. Allahu Teala söz veripti. Yuridune, ben irade etmişim. Hiçbir zaman hak ve Allah nuru, Allah sözü, doğruluk ortalıktan silinmeyecek ve mahvolmayacak. Mahvolmayacak. Dedi nasıl gördün? Nasıl gördün? Kardeşini öldürdük. Akrabalarını yıktık, yattık, cinayet işledik, sevindi. Dedi acele etme. Bunu zaman gösterecektir. İleride rüzgar ve zaman gösterecektir ki sen kazandın ya biz kazandık. Evet sen öldürdün zahirde. Cisimler pare pare oldu. Ama söyle görüm bu ezanda, bu eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Bu Muhammed kimdi? Bu kimin dedesidir?
Bizler bundanı peygamberdeni. Sen kimi öldürmüsen ve öldürmeyi ve de iftihar edirsen. Yazı, yazıklar olsun. 1400 seneye yakındı Kerbela şehitlerine İslam dünyasından bir ses yükselir, selam olsun Hüseyin'e ve bir ses de yükselir, lanet gelsin seni öldürenlere, lanet gelsin seni zelil edenlere, lanet gelsin Yezid'e, Übeydullah'a, Ömer Sa'de, Şimre. Evet. Hak yolunda olsan insanlar da senin peşinde olacaktır. İmam Hüseyin hak yolundaydı, insanlar da peşindeydi. Sen ben görmedik, dedelerimiz de İmam Hüseyin'i görmedi. Ama duydukça hakkıdır. Kur'an gibi hakkıdır. Ayeler onların hakkındadır. Ayeler onların hakkındadır. Evet. O İmam Hüseyin'in ki başını kestiler, bedeninden ayırdılar. Mızrak üstüne taktılar. Hareket ettiği zaman ravi and içir ki gördüm Kur'an okuyor o mızrak başında. Kesilen baş Kur'an okuyor. Kesilen baş Kur'an. Hangi ayeni okuyor? Kehf suresinde olan o gençler ki mağaraya gittiler, sığındılar ya o mağaraya. 7-8 genciydi. 300 seneden fazla orada yattılar Allah'ın izniyle. Ve kalbuhum basitun zira'ihim ve bir köpek de geldi onların affedersiniz. Girişte ayaklarını uzattı, orada yattı. Onu okudu. Ne deme? Yani ondan siz taaccüp etmeyin insanlar 300 sene sonra Allah-u Teala'nın izniyle dirilirler ve konuşurlar. O bir şey değil. Kesilen baş mızrak üstünde Kur'an okuyor. Siz buna taaccüp edin. İmam Hüseyin hakkıdır. İmam Hüseyin namaz için canını feda etti. İmam Hüseyin insanlık için canını feda etti. İmam Hüseyin peygamber için canını feda etti. Kime karşı kıyam etti? Bir şahıs var idi Yezid, bir genç, sarhoşun teki, Hristiyan kültüründe yetişen birisi olmuştu İslam dünyasının halifesi. Büyük musibetti bu. İslam dünyanın halifesi, içki içen, kumar oynayan, zina eden, çöpeğinden yatan, maymununla dans eden, neyinden neyinden haramlarından olmuştu peygamberin halifesi. Ya amandı ya Hüseyin, hareket etmecine Yezid'i herkes kabul edipti, o halifedi. İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam buyurdu, yanlış buradadır. O halife ki peygamberin sünnetini ayaklıya, o halife ki peygamberin desturlarını ata arkasına, ardına hakaret ede, saygısızlık ede, ondan halife çıkmaz. O kimdi? Onun dedeleri ki peygamberin düşmanıydı. Onun nenesi ki amcamız Hamza'nı öldürdü, ciğerini yedi, burnunu müsle etti, kulaklarını kesti, geriden aviz etti, boynuna assa Hamza'nın kulaklarını ve burnunu. Bundan halife olur mu? Bu nasıl halifedir? Kabe'ni yıkır. Bu nasıl halifedir ki Medine'ni yıkır? Sahabeni öldürür. Bu nasıl bir halifedir? İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam eğer hareket etmeseydi, eğer kıyam etmeseydi, şimdi hak kimdir, batıl kimdir belli değildi. İmam Hüseyin'in hareketi, kıyamı gösterdi. Acan bu batıl, bu hak. Hak yolunda olacaksan, hak yolunda olacağız inşallah. İnşallah. Evet, İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam Allah'ın nuru. Peygamberimizin balası, can ciğeri. Seyyide şebabe ehlil cennet. Cennet gencilerin efendisi. Namaz şehidi. Zekat şehidi. Sünnet şehidi. Kimler bu kadar fedakarlık edipti? Söylesin. Kimler ailesinden canını feda edip din yolunda Allah için söylesin. Tek İmam Hüseyin. Kimler 6 aylık balasını feda edipti? İmam Hüseyin.
Kimler susu su kenarında şehit olubdu, kimdi? İmam Hüseyin'di. Kimin ailesi 40 gün esir oldu, çöllerde avara oldu, kimdi? İmam Hüseyin'di. Allah için idi. Allah için. Ma ra'aytu illa cemila. Nasıl gördün dedi, güzellikten başka bir şey görmedim. Neden güzellikten başka bir şey görmedin? Çünkü hepsi Allah için feda oldu, Allah yolundaydı. Ekberimi doğradılar, Esgerimi okladılar, Abbasımı kestiler, Hüseyin'imin başını ayırdılar, Meşhi okladılar, çadırları yaktılar, kızları dövdüler, el uzattılar, saygısızlık etti. Ama biz dayandık, sabrettik. Neden? Allah için. Hak için. Hak yolunda zorluklara da gerek dayanasın. Tahammülün ol. Bir merminden, bir üftemeyinden, bir bağırmayından, hak yolundan geri adım atmayın. Geri adım atma. Geri adım atsan ve atsan zelil olacağız bu dünyada. Yüzümüz kara olacak da ahirette ve mahşer çölünde. Mahşer çölünde. İmam Hüseyin'in son gecesiydi bu gece. Son gecesiydi. Siz kendiniz bir düşünün, bir tesvir edin aklınızda, zihninizde, beyninizde. Son gece ne demektir? Yani yanın kesindi. Herkes şehit olacak. Herkes dediğimde balalar da, bu yavrular da şehit olacaktı ha, yetişkinler de, çocuklar da şehit olacak. Çölün ortasında peygamber evladını, Resulullah evladını, İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam Aşura günü kaç sefer bunlarından konuştu. Bunlara vaaz verdi, nasihat etti. Kaç defa bunlarından konuştu. Dedi tanımırsınız. He? Tanıdın mı kendimi? Hazreti Zehra'nı tanırsınız mı? Peygamberin kızı. Evet, ben onun oğluyum. Anladın mı? Peygamberin can ciğeriyim, omuzlarında oynayan benim, ben Hüseyin'im. Anladın mı? Cennet gencilerin efendisi, bak benim, benim, ben, ben. Dediler ya Hüseyin duymuruk ya, boş ver bunları. Ya beyat et ya öl. Allahu Ekber. İnsanın kalbine kadar cere kara ola, böyle çamurlu ola. Ya boş ver onları. Peygamber kim, Zehra kim, boş ver. Para versen sendenin. Para versen sendenin. Dünya ver, senin yanına gelin. Ya ben cennet benim. Hayır benim, güzellik benim. Beni seven cennettedir, beni kılıç çeken yeri cehennemdedir. Ya ya sen ne diyorsun ya, başımız ağrıdır sen ne uzun. Böyle dediler. Böyle dediler. Ya meveddet ayesi, mübahile ayesi, tedhir ayesi, itam ayesi, bunları unuttunuz mu? Bunlar biziz, bizim hakkımızdadır bunlar. Başkasının hakkında değil, Yezid'in hakkında değil, dedelerinin, nenelerinin hakkını bizim hakkımızdadır. Eşit miyiz yavuz? Evet, eşitmez. Bu gece İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam destur geldi ki Muharrem'in 9. günü İmam Hüseyin'in işini bitirin de bitsin, bu mesele bitsin geçsin. Biz intikamımızı alak, su da içmesinler, arz ettim geçenlerde. Bu su meselesi çok önemlidir. Başka bir zaman açıklayarım inşallah sizlere. Neden bu kadar ısrar ettiler ki İmam Hüseyin su içmesin? Acayip bir ısrar var idi ki Hüseyin su içmeyecekti. Ya bu savaşta su vermek olar. Yo yo yo, su içmeyecek. Bu savaş farklıdır. Başka evlatlar, erkek çocukların hepsi de ölecektir. Planlanmıştı. Siz de mi orada karar verip de önceden planlar? Çadırlar, İmam Hüseyin'in kalacak yerleri hepsi de yakılacaktı. Allahu Ekber. Evet, böyle. İmam Hüseyin'in nuru cereh söne, ışık cereh söne. Ha, söndü. Söndürdünüz. Söndürdünüz. Zahirde öldürdünüz ama ismi şimdi dillerdedir. Herkes Hüseyin'i seslir. Herkes onun yolunda feda olmak ister. Evet. İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam son gecesinde
bir baba olarak, bir imam olarak, bir rehber olarak, bir lider olarak o gece sabaha kadar yatmadı. Dedi ya Abbas, kardeşine hitap etti ki bunlara gel söyle, bu gece bize bir mühlet tanısınlar, zaman tanısınlar. Bu gece son ibadetimizi edek. Hak halife böyle olur. Son ibadetimizi edek. İmam böyle olur. Son ibadetimizi edek. Biz istirik namaz kılak. Kur'an okuyor. Gece namazı kılak. Sabaha kalsın savaş. Sabah başlansın savaş. Ya dediler tamam, zaten bunlar kaç kişidiler ki? 72-100 kişiye yakındı da. Tamam sabah başlayalım. Siz de yedin namazınızı kılın. Buyuruyor ki sabaha kadar bütün çadırlardan namaz sesiydi, Kur'an sesi gelirdi. İbadet sesi gelirdi İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam. Halleri nasıl idi? Nasıl anladım? Bayanların, kızların, çocukların hali nasıl idi? Nasıl anladık? Esselamu aleyke ya Aba Abdillah ve alel ervahilleti hallet bifnâ'e. Hem Aşura gecesiydi, hem cuma akşamıydı, rahmet gecesiydi. Ne güzel bir saatti, ne güzel bir andı. Ne güzel bir saatti, ne güzel bir matemdi. Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah ve alel ervahilleti hallet bifnâ'e. Selam ola sana ya Hüseyin, selam ola senin yarenler ve o yarenlerin ki senden önce canlarını feda ettiler, şehit oldular.